Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmenler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşmelerini karşılayalımız. Ben Abdullah Yalğun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya Kün tertibindeki en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Kınamsızlık tanılar ekranımız olsun. Japonya Amerika'ya maslaşıp Xitay'a özek eksport kılışını çekildi. Japonya Amerika'nın çakırıkı'a avaz koşup Xitay'a özek eksport kılış çekilmesini yolu koyuşku başladı. Japonya Kyoto Agentliğinin haberde bildirilişçe Japonya İktisat, Soda ve Sanaat Ministerliği 23 iyul Taşkı Pirovut ve Taşkı Soda Kanunu'nda tüzdüş kürgüzülgen kanunu yolu koyuşku başlayan bulup, bunun içinde ilgar yerim ötküzgüç işlep çıkırış üskülleri kadarlık 23 kıl mahsulatını eksport kılışını resmi çekilgen. Mezkur çekilimi bilen yerim ötküzgüçkü münasifetlik mahsulatlarının Xitay'nın herbi menbaatıge işiltilişinin aldığını ilişti usukunun tihamu çiğnatıldığı alakını körveleşki buludigen. Bildirilişçe kontrol resmi başlanğandan keyin Amerika, Koreya ve Tayvan qatarlıq 42 dost devletten başka devletler ilgar yerim ötküzgüçkü münasifetlik soğudu meselesi de Japonya İktisat, Soda ve Sanaat Ministerliğinin ruhsatını ilişi gerek iken. İşlep çıkarğıçılarına nispeten yeni tedbirler eksport üskünesinin ölçümü, üskünede işlep çıkarılgan yerim ötküzgüçünü işiltiş oranı qatarlıq meselelerde İktisat, Soda ve Sanaat Ministerliğine iltimas kılış tertibini ve talebi çiğnatıldıken. Ama 42 iştibaktaş devlet ve rayonga ilgar yerim ötküzgüç eksport kılığında tertip ve çekilimler adilaştırıldıken. Xitay'nın bir kısım tetkikatçileri bu haqtı inkas kaydırıp, Japonya'nın bu usulü başkalarına ziyan salıdı ve özüge payda yetküzmeydi. Japonya'nın yerim ötküzgüçünü kontrol kılış tedbiri Xitay'a bazı avarcılıklarını elip geliydi. Ama Japonya'nın özümü ziyan tartıdı. Xitay dünyadaki en çok yerim ötküzgüç istimal baziri. Bu kontrol kılış tedbiri Japonya şirketlerinin meblağ selişiğe təsir körüstüdü ve Japonya karxallarının iyilik tikleş kızgırlıkı təsir körüstüdü deyip bildirilgan. Xitay müdafiye şirketlerinin mahbi halde Rusya'ya herbi üskünlerini satkallıkı ilgeri sürüldü. Xitay tutuluşluk müdafiye şirketlerinin Rusya'ya mahbi halde nurgun herbi əslahalarını satkallıkı oturgu koyuldu. Politiko doğrunun tətqiqatıga asaslanğanda, Xitay şirketleri 100 milyonluğan oq ötmez kilitge, kalpaq, şundaqlı uçkuçsız aeroplan ve termo nişallı uç qatarlıqlarını vasitçi şirketler arqılıq Rusya'ya satkan. Hərbi əsləhələrinin Rusya'daki aldıngı şirket dəb atalgan kurulumlar arqılıq setivelini qalıqı ve bu şirketlerinin maliyyə dökülatının gumanlıq ikkallıqı oturuğu koyulğan. Mal əvətiş dairesi de əvətilgən cilidki ve kalpaqlarının sahnenin Rusya-Ukrayna uruşu başlanğandan buyan vəzifi ödəvatqan Rusya armiyasının köp qısımıqı yeterlik ikkallıqı görüstülgən. Tamojnu xatırısıdın erişken uçurlarına qarığanda Rusiyalik setivalgıçılar Şanghay H-Wind'in netçi yüzmanlıqan uq ötmez cilidka ve kalpaq zakas kılgan. Tetkikat neticesi de Rusiyanın bu yıl Xitay'dan 100 milyon dolar kımmetedeki uçukçısız aeroplanını import kılgalıqı, bu Ukrayna'nın Xitay'dan import kılgan uçukçısız aeroplanının 30 hessisi tənkili dağalıqı oturuğu koyulgan. Xitay ve Ukrayna tamojnu sallıq məlumatlarına asaslanğanda Xitay'nın uq ötmez cilidkisi de işildildiğen sapal buyumlarının Rusya'ya eksporti bu yıl 69% eşip, 225 milyon dolardan eşip getgen. Oxşaş materialının Ukrayna'ya eksport kılınışı 61% tövellep 5 milyon dolarga düşüp kalgan. Tetkikatka asaslanğanda Wagner Grupsi 2022 yılı noyabr ve dekabrda Xitay'daki başka bir şirketten 60 milyon dolardan artıq kalpaq ve herxil herbi üskünlerini setip alğan. Kiev İktisat İnstitutu qarmıqıdaki Aqıl Ambri KSA İnstitutu'nun tahlilinde eğitilişçe, Rusya dairleri vasitçi şirketler arqılı kılıvatkan bu importlar bilen Xitay'nın garip texnikilerini setip eliş üçün kullanmaqtıken. Tetkikatçılar Rusya armiyasının uruş meydanındaki kurallarının 60%'in köpürek üskünlerinin Amerika merkezlik şirketlerden kelgerlikini oturgu koyuşkan. Xitay NATO'nı Asiya Tinich Okean rayonunun münasibetige aralaşmaslıqqa çağırdı. Xitay'nın Tokyo'daki baş elçixanası Şimali Atlantik Ekti Teşkilatını Asiya Tinich Okean rayonunun münasibetige aralaşmaslıq haqqıda agahlandırdı. ABC Toru'nun 24. iyuldaki haberde bildirilişçe, Xitay'nın Tokyo'daki baş elçixanasının bayanatçısı yazma bayanatı da Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı Asiya Tinich Okean'daki münasibetge aralaşıp, rayondaki devletlerinin tokunuşunu keltürüp çıkardı deb tənqidledi. Ve Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı'nın Asiya Tinich Okean rayonuna qarab ilgirilişinin
BDT nizamnamasiga zid ekanligi va Shimoliy Atlantik Akti tashkilotining bu harakatining yer shari va rayon bexatarligida muqimsizlik paydo qiladiganligini ilgari surgan. Bayonotda Osiyo Tinch okean davlatlarining bu rayonda Shimoliy Atlantik Akti tashkilotiga o'xshash ittifoqni qabul qilmaydiganligi va uningga muhtoj emasligi o'tirg'i qo'yilgan bo'lib, Yaponiyaning bu rayondagi davlatlar o'rtasidagi ishonchni to'vallatadigan harakatlardan saqlanishining umid qilinadiganligi bildirilgan. Rusya bilan Xitoy harbiy manevrini ko'paytirmoqda. Xitoy bilan Rossiyaning tunugun Yapon dengizida tamomlangan 4 kunlik birlashma manevridan keyin Tinch okeanda dengiz va havodan birlashma charlash olib boradiganligi mo'ljallanmoqda. Yer shari vaqt kesining xabarida aytilishicha, Xitoy bilan Rossiya birlashma manevri oxirlashgandan keyin birlashma dengiz va havo charlashni boshlashni planlagan. Manevrning qo'mondani Chu Wenxing bu haqda so'z qilib, manevr strategik dengiz yo'lini kapolatlantirish va ikki armiyaning dengiz armiyasi va havo armiyasining birlashma iqtidorini kuchaytirish jihatida Xitoy Rossiyaning birlashma urush harakati edi degan iboralarni ishlatgan. Chu Wenxing manevrning sharq-shimol Osiyoning muqimligini saqlab qolmay, ikki davlatning strategik hamkorligini kuchaytirganligini ta'kidlagan. Xitoy dengiz armiyasining bayonotida qayd qilinishicha, 4 kunlik birlashma manevrining oxirlashishiga ergishib, Xitoy Rossiya dengiz armiyasi va havo armiyasi Tinch okeanda birlashma charlash olib boradigan. Xitoyning harbiy mutaxassislari manevrning uchinchi tarafni nishonlamaydiganligini, bu tashabbusning asoslik jo'g'rafiyalik siyosiy kuchlarning rayonda bexatarlik xavfi paydo qiladigan va Xitoy Rossiya armiyasi o'rtasidagi ishonchning yuqoriligini aks ettiradigan paytga to'g'ri kelganligini ta'kidlagan. Va buning Xitoy bilan Rossiyaning kunsiri kuchayotgan strategik hamkorligining yana bir ifodasi ekanligini ilgari surgan. Sudan butunlay vayron bo'lishga qarab yuzlanmoqda. Sudan ichki urush va malomonchilik sababli butunlay vayron bo'lishga qarab yuzlanayotgan bo'lib, Al Jazeera to'rining 24-iyuldagi xabarida bildirilishicha, Sudan tez inkas qaytarish atrofining hujumiga duch kelgan Sudan davlati vayron bo'lish girdobiga berib qolgan. Xabarda navbatdagi davlatning ko'p qism joylarini kontrol qilayotgan tez inkas qaytarish qismlarining tozalash harakati bilan shug'ullanib, rahbarlarni yoshirin nishonlab kontrollikni talashishga urinayotganligi ichki urush sababli poytaxt Xartumning xarobiylikka aylanganligini, ommaviy aslahalarning bulon-talon qilinib, davlat apparatlarining pahala chalig'i kelib qolganligi, axlat yig'ish va davolash yordami qatorliq asosiy mulozimat apparatlarining ishdan to'xtaganligi Sudan davlatining vayron bo'lish oldida ekanligi bildirilib, davlatning hayotiy kuchining tahdidga uchrganligi ilgari surilgan. Bildirilishicha, bu krizisning asosliq sababchisi necha 10 yil jarayonida davlat rahbarlik qurilmasining yaxshi bo'lmasligi va davlat va yerlik rahbarlarining yiroqni ko'rolmasligi bilan munosabatli bo'lib, 2019-yili sobiq prezident Umar al-Bashir taxtdan tushgandan keyin davlatning demokratik davlat tuzilmasiga o'tish o'tkinchi mazgili xato boshqurilgan. Bu jarayonda huquq talashish ko'rishi bilan mashg'ul bo'lib, asosiy qonun tuzish qatorliq eng muhim vazifalarga ahamiyat berilmagan. Nöbeti xalqaro jamiyatning chuqum jiddiy harakat qo'llanib, tez inkas qaytarish qismlarining xalqqa bo'lgan tahdidini tugutib, Sudan davlatining butunlay yemirilishining oldini olishi kerakligi tashabbus qilinmoqda. Blinken Turkiyaning ochliq koridori kelishimidagi rolini ta'kidladi. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Qora dengiz ochliq koridori kelishimi masalasida Turkiyaning rahbarlik rolini yana bir qatim ustiga olishini umid qildiganligini aytdi. Turkiya Avazi radiosi xabarida bildirilishicha, minister Antony Blinken Amerikaning Colorado shtatida davom qilayotgan Aspen bexatarlik munbiridagi so'zi asnosida Turkiyaning Qora dengiz ochliq kelishimidagi roli ustida to'xtalib, Turkiya dastlabki qadamda Birlashgan Davlatlar tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres bilan yaqindan hamkorlashib, kelishimni barliqqa keltirishda muhim rol o'ynadi, qaltis xizmatlarni qildi. Shuni biz Turkiyaning burunqiga o'xshash yo'l tutib, dunyoning har qaysi joylaridagi kishilar ehtiyojlik bo'layotgan yemaklikni arzon bahoda yetib olishiga kapolat qilish uchun bu ishni asliga keltirishdagi rahbarlik rolini joriy qildirishini umid qilamiz, dedi. Turkiyaning Rossiya ochliq kelishimidan chekinib chiqqan jarayondagi kelishimni saqlab qolish tirishchanligini tilga olgan Blinken, prezident Erdo'g'onning Rossiyani ochliq kelishimiga qaytarib kelish maqsadida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan ko'rishganligiga ishora qilib o'tdi. Afg'oniston vakillari Indoneziyani ziyorat qildi. Afg'oniston Islom amirligi vakillari Indoneziyani ziyorat qilib, xalqaro jamiyatning e'tirof qilishiga erishishni belgiladi. Nikkei Asiya to'rining bugungi xabarida bildirilishicha, Taliban hukumatining 30 darajalik vakillar umiki bu oyda Indoneziya va Malayziyada ziyorati bo'lib, ikki davlat o'rtasidagi munosabatni taraqqiy qildirishni belgilagan. Bildirilishicha, Taliban rahbarlarining bu ziyoratining maqsadi
Afganistan İslam Emirlikini xalqaraning itiraf qilishi va qo'llashini qo'lga keltirish hamda qiyin ahvolda qilayotgan iqtisodiy qiyinchilikni chat el mablag'i bilan yengish va chat elning qo'llashiga erishishga urinish deb qaralgan. Gerçi Hindonoziya bu ziyaretini muayyenleştirgen bolsa mı, ama hazır Taliban'ı toluk itiraf kılganlıkını bildirmeydi ki. Hürmetli görmelerimiz, şuna kadar bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Ertik programımızı görüşürüz. Aman boğayızlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.